Atıyorum. Değerli basın mensupları, Başbakan bir de filmden bahsetmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce Devlet Nasıl Soyulur konulu Param ve Oğlum filmiyle bayağı bir gişe yapmıştı. Bu villadan milyar dolarları kaçırma, sıfırlama işi gerçekten iyi bir film olmuştu. Hem de birkaç serisi oldu. Ağrı'da da benim hakkımda film hazırlıyorlar diye yine bütün gözler üzerine çevrildi. Doğrusu filmin ne olduğu konusunu herkesi meraklandırdı. Herhalde sizde neymiş film acaba, vizyona girecek film nedir diye onları merak ediyorsunuz. O kadar çok film çevirmiş ki 10 Ağustos'tan önce yayına süreceğini söylediği filmin hangisi olduğunu ancak kendisi biliyor. Çünkü filmleri çeviren o. Bilen o. Neler yaptığını bilen o. Aslında filmler piyasaya sürmeden önce ustanın gözlüklerini takarak nasıl izlediğini de herkes biliyor. Bilimin filmleri de izleyen de o. Yani bu film nasıl bir film bilmiyorum ki. Soygun filmi midir, aksiyon filmi midir, Mickey film midir, konusu nedir doğrusu? Yani çizgi film mi? Yani bu filmden ne kastediyor bilmiyorum. Ama çevirdiği filmler ortada. Çevirdiği filmler Param ve Oğlum filmi, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili girişimler, Oğlumu Yargıdan Nasıl Kaçırırım dizisi ve bütün bunları gördüğümüz zaman epey bir film çevirdiği gayet açık ve net. Dolayısıyla epey bir film çevirmişse bu filmlerin vizyonda zaten milletimiz habire Recep Tayyip Erdoğan filmi izliyor. Maşallah değerli basın mensupları, sizler de bedava RTE dizisini koyuyorsunuz canlı yayınla. Verin millete, verin millete. Hem ücretsiz dizi izletiyorsunuz. Değerli basın ve mutfak şefleri bu diziyi vermeye devam ediyor. Dizinin izlenirliği de yok ama, reytingi de yok ama vermeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle olunca da acaba verene mi bakmak lazım, verdirene mi bakmak lazım? Doğrusu o sorunun cevabını da merak ediyorum. Yani devleti arıyorsunuz anladığım kadarıyla. Türkiye'de bir hükümet var mı? Bu soruların cevabını vermesi gereken bir hükümet aslında. Bütün bu sorular soruyorsa Türkiye'de sivil otoriteyi sağlayamayan bir hükümet var demektir. Devlet otoritesini sağlayamamış. İmralı'yı muhatap alanlar şimdi Kandil'i muhatap alıyorlar. Meşruiyet alanını genişletiyorlar. İyi polis, kötü polis yoluyla toplumda PKK terör örgütünü Kandil'i ve İmralı'yı meşrulaştırmak amacıyla psikolojik harekatın parçalarından biri olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Hep böyle oluyor zaten. Yani bu amaç için kullanılabilir. Hükümet anlaşıldığı kadarıyla Kandil'i adres göstermek suretiyle İmralı'dan sonra da Kandil'i de meşru bir muhatap haline dönüştürmüştür. Bu kabul edilebilecek bir konu değildir. Bir devlet düşünün ki çocuklar kaçırılıyorsa, kaçırılan çocukların kimin tarafından kaçırıldığını bilmiyorsa, biliyor da müdahale etmiyorsa, devlet iradesini orada PKK'ya teslim etmiş demektir. Evet.